Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu 6. sınıf matematik ders kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Cebirsel ifadelerin anlamı konusundayız. Dersime başlıyorum. Eşkenar üçgenin çevre uzunluğu 3a veya a artı a artı a'dır. Siz de eşkenar dörtgenin çevresini veren 4a cebirsel ifadesinin ne anlama geldiğini söyleyiniz demiş. A artı a artı a anlamına gelir. Yani 4 tane A'nın toplamı. Yani arkadaşlar kenar uzunluklarının toplamı oluyor. Buraya kenar uzunlukları toplamı dedim. Devam ediyorum. Burada bir tane konu vermiş, etkinlik vermiş. İzometrik kağıdınıza ikizkenar üçgen çiziniz. İkizkenar üçgenin eşit uzunlukta olan kenarların uzunluklarını aynı, diğer kenarının uzunluğunu farklı bir harfle adlandırınız. Yani arkadaşlar mesela bizim üçgenimiz şöyle bir üçgen olsun. Buraları A olur. Bunlar eşit kenarları, bu da B olsun. Üçgenin çevre uzunluğunu kenarların uzunlukları toplamı biçimde veren cebirsel ifadeyi yazınız. 2A artı B'dir. Yazdığınız çevre uzunluğunu kısaca gösterebileceğiniz cebirsel ifadeyi yazınız. Zaten bu kısacaki hali, uzun hali de şu şekilde. A artı A artı B'dir. Yazdığınız ifadelerin aynı anlama gelip gelmediğini her iki ifadede değişkenlere aynı değerleri vererek kontrol ediniz. Burayı arkadaşlar siz kontrol edersiniz. Biz sorularımıza başlayalım. Aşağıdaki cebirsel ifadelere eşit olan ifadeleri yazınız demiş. Arkadaşlar şimdi 3x, x artı x artı x'tir. 5e. E artı ya da şöyle aşağısından yazalım sığsın diye. E artı E artı E artı E artı E'dir. 5 tane E'nin toplamı. N bölü 7 arkadaşlar. N'yi 7'ye bölmektir. B artı B 2B'dir. X 3 tane X var. Burası 3X artı 2 tane N var. Artı 2N oluyor. Burası ise arkadaşlar şöyledir. 8 artı Y'yi 9'a bölmek demektir. Aynı şekilde burası da k eksi 4'ü 15'e bölmek demektir. Değişkeni, bakın bu sarı dikdörtgen t'yi, sabit terimi ise bu mavi kare 8'i temsil etmektedir. Buna göre modellenen cebirsel ifadeleri bulunuz demiş. 2 tane sarı dikdörtgen var 2t. 3 tane sarı dikdörtgen var 3t. Bir sarı dikdörtgen, bir mavi kare var. T artı 8. İki sarı dikdörtgen 2T. Bir mavi kare 8 yapar. 2T artı 8 yaptı. Üçüncü soruma geçiyorum. Değişkeni arkadaşlar, bakın bu kare M'yi gösteriyor. Buradaki sabit terimiz arkadaşlar bu baklava dilim, yani eşkenar dörtgen 3'ü gösteriyor. Buna göre modellenen cebirsel ifadeleri yazmamı istiyor. 7 tane kare var. Burası 7m olur. 1 tane eşkenar dörtgen var. Burası da 3 olur. 7m artı 3. 4 tane kare var. 4m olur. 1 tane eşkenar dörtgen var. Burası da 3 olur. 1 tane m var. 1 tane de 3 var. M artı 3. Buraya arkadaşlar saydığımız zaman 11 tane m olduğunu görüyoruz. Ve bir tane de sabit terimden 3 olduğunu görüyoruz. Son olarak burada 6 tane m ve bir tane 3 olduğunu görüyoruz. Dedik, devam edelim. Aşağıdaki cebirsel ifadeleri modelleyiniz demiş arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. 4m. Şöyle aşağıda. M arkadaşlar siyah kareyi göstersin. Ya da şuraya bakalım kaç tane şekil var. Evet şöyle yapalım. M kare olsun. Devam ediyorum. Daire 1 olsun. Pardon, ya da N olsun. Son olarak üçgende arkadaşlar 1 olsun.
4M. 4M demek arkadaşlar 4 tane kare demek. 1, 2, 3, 4. 2M artı 1, 2 kare, bir üçgen demek. 3N, 3 tane daire, 6 tane, 3N artı 6 olduğu için 3 tane daire, 6 tane üçgen demek. 3M artı 1, 3 tane kare, bir tane üçgen demek. 2N artı 6, 2 tane daire, 6 tane üçgen demek. 5N, 5 tane daire, 2M, 2 tane kare demek. Dedik arkadaşlar, böylelikle videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.